Merhaba Think Talks'ta elektrik ve elektronik mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarını konuşacağız. Yanımızda elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü başkanı Profesör Doktor Duygu Nerol Varkan'a var. Hoş geldiniz hocam. Bulduğu. Öncelikle şu soruyla başlayayım hocam. Yeditepe Üniversitesi'nde neden elektrik ve elektronik mühendisliğinde yüksek lisans ve doktora yapsınlar? Bizi yerlere. <laughs> evet bir bilgi verelim değil mi? Evet. <laughs> Çok güzel. Şimdi bizim bölümümüz yani yüksek lisans doktora hemen hemen neredeyse biri 15 biri de 20 senelik bir geçmişe sahip. Çok farklı alanlarımız var yani sadece elektrik değil elektroniğin de alt dalları olan hani bunlara örnek vermek gerekirse işte kontrol, otomasyon, işte elektronik, enerji veya mikroelektronik gibi çok çeşitli alt dallarında aslında. Buraya geldikleri zaman bu yetkin hocalarla birlikte çok da bizim arge laboratuvarlarımızın müsaitliğinde çok güzel projelerde görev alabilecekleri, yani sadece bir tez yapayım hani bitireyim değil, aslında gerçekten birçok insanın hayatına dokunabilecek, gerçek hayatta kullanılabilecek ve birçok hem sosyal alanda hem ticari alanda katkı sağlayabilecek birçok projeyle de birlikte çalışabilecekleri bir Alt yapı için bence buraya gelmelerini öneriyorum öğrencilerimizi. Ee, yani baktığımız zaman hani belki de... zaten hani bizim web sayfalarımızdan takip ediyorlardır. Ee, bu alt dallarla ilgili e, birçok alanda araştırma geliştirme laboratuvarları var. Bu çok önemli bir durum. Yani e, sizin bu araştırma geliştirme laboratuvarları hem üniversitenin sanayi ile işbirliğiyle ortaya çıkmış hem de projelerle bu ulusal da olabilir, uluslararası projelerde olabilir. Bunların temel altyapılarında, yani ihtiyaç dahilinde bir sanayiden gelen bir projede, e, genellikle zaten aslında sanayiden gelen öğrenciler de var. E, bir fabrikada veya bir iş yerinde çalışıp, işte bir problemimiz var, yüksek lisans yapmak istiyorum, bunu bölüp yapalım mı diyenler var. İşte biz bu imkanı sağlayabiliyoruz öğrencilerimize veya doktora da aynı şekilde devam edebiliyoruz. Evet hocam o kadar güzel geniş anlattınız ki... Bir ...diyecektim ki altyapı çok önemlidir. Laboratuvarlar, laboratuvarlardan zaten bahsetmiş olduk. Ee, ama yapılan araştırmaları, projeleri biraz daha açalım isterim. Tabii. Tabii. Şimdi aslında bizim en güçlü olduğumuz kısımlar... ...robotik, özellikle işte ARE, mikroelektronik kısımları var. Bunlarla ilgili özellikle burada hem üniversitemizin desteğiyle hem de ulusal ve uluslararası projeler kapsamında aslında oluşturduğumuz araştırma geliştirme laboratuvarlarımız var. bunların bazılarında biz işte hani söylediğim gibi bazen diyelim ki ben hani kendi alanından da örnekler vereyim. Örneğin ben sosyal robotlar alanında çalışıyorum. İşte bir otizm merkezi sizinle iletişime geçtiği zaman hemen işte diyorlar ki biz bir robotla bir terapi yöntemi oluşturmak istiyoruz. Bu alanda çalışan ya da çalışmak isteyen yüksek lisans veya doktor öğrencilerimiz var ise biz hemen onları birlikte yani aslında disiplin arası da olmuş oluyor birlikte bir çalışma grubuna koyarak hem gerçekte sonunda nihai bir ürün olabilecek hem de kullanılabilecek hem de gerçekten sosyal katkısı olabilecek bir ürüne bir yapıya sunabilmiş oluyoruz. Aslında öğrenciler için de şöyle bir katkısı oluyor. Sadece bir mühendislik aslında alanında çalışmıyorlar. Farklı disiplinlerde de birlikte çalışma imkanı buluyorlar. Bence bu çok büyük bir etki. Yani artık günümüzde tek bir alanda çalışmaktan ziyade e, artık bizim hepimizin yani bir tıp alanı, bir sosyal ve alanlarla bile aslında kooperatif çalışmamız gerektiğini gösteren aslında projeler yürütülüyor burada. Bunların da parçası olan yüksek lisans ve doktor öğrencilerimiz de var. Hatta şöyle de oluyor, bizim mülakatla alıyoruz herkese. İlk geldikleri zaman zaten aslında bu projenizi gördük. İşte hocanızla iletişime geçtik daha önceden. Biz bu projede görev almak istiyoruz. Veya işte sanayide. Aa bizim bir projeyle ilgili zaten bir çalışma yürütmek istiyorduk. Sizin ilgili çalışan bir hocanız varmış. Biz burada yüksek lisansımıza veya doktorumuza devam etmek istiyoruz diye motivasyonuyla gelen birçok öğrencimiz oluyor. Yani buradakilere vermekten ziyade aslında öncesinde de sizin yaptıklarınızı görerek buraya gelen birçok öğrenci de olmuş oluyor. Ee, bunlar tabi e, yani katkı sağlayan öyle hani sadece bir işlem yaptık veya işte bir deney yaptık, çıkardıktan ziyade aslında gerçekten e, katkı sağlayacak e, projelerin bir parçası olunduğunda projelere aslında şunu da tek bunu söylüyorum. Biraz dallan gidiyorum ama e, o öğrenciler başka öğrencilerle birlikte de çalışabilir ve aslında bir çalışma grubu da oluşturuyorsunuz, araştırma grubu. Herkes birbirine eğit edebiliyor yani burada öyle bir kavram da var. Yüksek i̇şte lisans doktora da hani bir sonrakiler diğerlerini öğreterek aslında kat, katlıya 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 sizin güzel bir proje yapmanızı, bir ürün çıktısı olmanızı veya da işte kullanılabilecek bir cihazın ortaya çıkmasını sağlayabiliyorsunuz konuşacağım. Biz lisansta, lisans think talkslarında çok sık kampüs olmanın avantajlarını konuştuk. O zaman aslında yüksek lisans için de evet, bahsedilebilir. Aynen, aynen. Yani bizim için hani şey değildir. Sadece bu yüksek lisans doktora tezleri sadece bir bölümde yapılandan ziyade... Bu tamamen başka bölümlerimiz, farklı bölümlerimizle birlikte koordinatı yürütebileceğiniz çalışmalar da olabilir. Tezleriniz bunlardan da ibaret olabilir. Ya da e, kampüsümüzü aşıyoruz, başka üniversitelerle de yapabilirsiniz, başka hastanelerle de yapabilirsiniz veya sanayide hani bahsettiğim gibi bir ürüne yönelik bir çalışma da yapabilirsiniz. E, Nitekim biz bunu çok destekliyoruz. Yani e, çünkü yüksek lisans doktoru aslında ekstra zaman gerektirir. Bir çalışan için çok da kolay bir iş değildir. Ama siz iş yerinizdeki çalışma ortamınızdaki bir ihtiyacı aslında yaparken hem motive olursunuz, sen ona zaman ayırırsınız. Biz de gereken aslında akademik açıdan katkıyı sağlarız. Böylelikle aslında iki tarafında kazandığı ve gerçekten sonunda böyle elde ettiğimizde kullanılabilir katma değer bir ürün, bir cihaz, bir sistem ortaya çıkmış olabiliyor. Hocam tezli tezsiz ikisi de var Biz değil Bizde sadece tezli var. Evet. Biz tezsiz vermiyoruz. Ee, yani burada aslında hatta mutlaka bir çıktı da bekliyoruz. İşte baktığımız zaman yayın da çıkabilir, patent de çıkabilir, Bunlar çok önemli katkılar aslında. Çoğunlukla da bunu bekliyoruz yüksek lisans doktor öğrencilerimizden. E, mutlaka hani dediğimiz gibi ulusal da olsa, uluslararası da olsa bir kongrede yayıl veya bir makale veya bir patent. Çünkü e, bazen sanayi birlikte yaptığınız işlerde e, bunu yayına çeviremeyebiliyorsunuz. Yani burada böyle kriterler var. O zaman da patent kısmından ilerleyebiliyorsunuz. Yani eninde sonunda her türlü katkıyı görebileceği ee, ve aslında bunların eğitiminde de yani devam ediyoruz. Yani biz derste sadece teknikten ziyade e, bazı derslerimiz de var. Hani nasıl bir yayın yapılır, nasıl bir araştırma yapılır bunları da aslında alıyorlar. Derslerde zorunlu olarak bazı derslerimizde bunun eğitiminde olur. Bence bu da e, yani bir üniversitenin dışında bile olsanız sanayide bile çalışıyorsunuz veya kendi şirketinizde bile olsanız aslında size yapılacak araştırma için de bir yön tayin etmenizi. Kendi kendinizin aslında eğitilmenizi de, de sağlıyor. Yani biz yüksek lisansa sadece bir ürün çıksın bir şey olarak bakmıyoruz. Ya da doktora ya da aynı şekilde bir araştırma nasıl yapılır? Teker teker bunlar için hani hangi yol izlenir? Sonunda ne çıktı verilere kadar aslında bütün yollarda yani bu derslerimizle birlikte bu yolda ilerlemelerini ve bu öğrenmelerini için gayret sarf ediyoruz. Aslında meslekte de akademik kariyerde de bir bakış açısı. Kesinlikle. Yaratmak. Sanayiden hocam siz de çok bahsettiniz. E, işbirlikleri anlaşmalar var mı? Var aslında yani hani böyle yazılı olmasa bir ara çok sözlü anlaşmalarımız vardı. Hem kurum yani kamu kurullarıyla hem de özel şirketlerle yaptığımız. Ama onun da hani gerek olmadan artık zaten başladıktan sonra gerisi mutlaka geliyor. Bir öğrenciniz orada ya da oradaki bir çalışan buraya gelip yaptı daha sonra ya çok ilginçtir ki hani buradan memnun olduklarında devamlılığını mutlaka gördük Çok fazla şirket var. Aslında hani bu bilgiler e, hani isimlerinden vermekten ziyade web sayfamızda biz onların hepsini teker teker listeledik. Unuttuklarımız da kesin vardır ama çok e, ulusal ve uluslararası anlamda çok fazla bir şirket var. E, şu da olabiliyor artık mesela burada master'ını tamamlamış e, bitirmiş yurt dışına doktora gitmiş veya işte doktorasını da burada tamamlamış yurt dışına gitmiş birçok mezunumuz da var şirketler ya da yurt içinde de çalışan oradakiler artık bizim için yeni bir e, yüksek lisans ve doktora öğrencisi için birlikleri devam ettiriyor yani mezunlarımızda da aslında halen. Bizim mezunumuz olmasa da bizim mezunumuz olsa da aslında birçok üniversitenin sanayi ile birlikte iş devam eden birçok projeleri mutlaka var ve halen yeni yeni asıl projelere de imza atılıyor. Belki bunun için en güzel seçenek web sayfasını mutlaka ben hani gelin gelmek isteyenlere mutlaka söylüyorum incelenmesinde yarar var bütün hocalarımızın çalışma konularını mutlaka hangi projelerde dahil olduklarını görebiliyorlar. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle buraya düşünüp mülakata gelmeden önce mutlaka o hocalar ile iletişime geçerek karar vermelerinde çok büyük bir yarar var. Çünkü topsları mutlaka. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani o hocaların web sayfalarına bakılmasında veya işte hani konuşan hocalar var, araştırmalarını anlatan hocalar var. Bunların mutlaka dinlenmesinde yarar var. Çünkü hiç aklınızda olmayan bir konu ya da aslında olan bir konu ama uzun süredir aradığınız tam A işte bu çalışma alanı dediğiniz bir konu alanı bulabiliyorsunuz. E, i̇şte A tam aradığım işte hani alan işte bu proje konusu ben de bu proje konusuyla bir iletişime geçeyim hocamızla diyerek böylelikle hani e, daha yani önceden başlamadan önce aslında karar verebilme şansımız oluyor. Yani projeniz bile belli oluyor. Çünkü biz buraya geldiğinde İlk başvurularında kabul olduklarını hemen bir danışman atıyoruz. Ve o da çalışmak istediği konusuyla ilgili olan hocası oluyor. Yani daha başında daha projesine veya çalışmak istediği konuya veya yapmak istediği işe başlamış oluyorlar. Çok güzel anlattınız hocam. Bence birçok soru işaretini zaten sizin anlattıklarınız gidermiştir diye düşünüyorum. Umluyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Değerli vaktinizi için. Şey, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.